Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Harika bir kek tarifiyle sizlerleyim arkadaşlar. Nefis, güzel, şahane bir kek yapacağız. Portakallı kekin en güzelini yapacağız arkadaşlar ve hemen tarifime geçiyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz hazır. Hemen sayıyorum. 4 adet yumurtamız var arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı toz şekerimiz, 1 su bardağı sütümüz var. 3 su bardağı un kullanacağım arkadaşlar. Kabartma tozumuz, vanilyamız, 1 adet portakal. Kabuğunu rendeliyoruz. 1 adet portakal suyunu da sıkıyoruz, hazırlıyoruz. İsteğe bağlı da fındık var arkadaşlar. O sizin arzunuza kalmış ve üzeri için arzu ediyorsanız çikolata sosu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen kabımı alıyorum arkadaşlar. 4 adet yumurtamla başlıyorum. 4 adet yumurtamı kabıma döküyorum arkadaşlar. Hemen şöyle birazcık çırpıyorum. Üzerine 3 su bardağı unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle hazırladım ben. 1 su bardağı toz şekerim. 1 adet kabartma tozum ve 1 adet vanilyam var arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Buram buram mis gibi kokuyor. Lezzetine doyamayacağınız nefis bir kek olacak arkadaşlar. Kaç gündür canım istiyordu, yapamıyordum. Bugün hem yapıp hem de sizlerle de paylaşmak istiyorum bu tarifi. Evet arkadaşlar, şimdi 1 su bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz. 1 su bardağı sıvı yağımızı. Dediğim gibi 1 portakal ben hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 portakal kabuğu rende, içinde sıkıyoruz. Hemen şöyle sıktığım portakalı süzgeçten geçirmek istiyorum. Evet, şimdi güzelce karıştıralım arkadaşlar. Kekimizi güzelce çırptık arkadaşlar. Evet. Şimdi hazırladığımız portakal kabuğu rendelerini ilave ediyoruz. Varsa arzuya göre fındık, kırılmış fındık. Bu şart değil arkadaşlar ama ekstra güzel bir lezzet katıyor. Ne varsa şöyle şam fıstık. Bir tatlı kaşığı kadar şöyle hafif dolu olmayacak şekilde şam fıstık. Hemen muhteşem bir manzara arkadaşlar. Şöyle tekrardan hafiften hafiften çırpıyoruz arkadaşlar. Oh, efsane. Bütün her yer koktu arkadaşlar, mis gibi. Portakallı, fıstıklı, fındıklı 10 numara bir kek. Ama kendi çapında, yani fıstıklı fındığı koymazsanız süper, yine harika bir kek arkadaşlar. Şimdi hemen tepsimi alıyorum. Evet arkadaşlar, tepsimi yağladım. Fırınımı da açtım. 180 derecede şu an ısınıyor. Şöyle hemen elimizde bir yapıyoruz ve fırına veriyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi komple zamanı. Hemen kekimizi çıkarıyoruz. Şöyle koyalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, kekimiz oldu. Bir 5 dakika dinlendirelim. Daha sonra servise geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, istediğiniz gibi kesebilirsiniz. İsterseniz kutu kutu kare kare kesebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi şöyle üçgen yapacağım arkadaşlar ben. Bu biraz çok mu çok olur. Şöyle yapalım. Ve ilk dilim geldi arkadaşlar. Şimdi sunum zamanı. Hemen sunuma geçelim. Bir güzel süsleyelim. Kahvemizi de alalım. Keyfimize bakalım. Evet arkadaşlar, sunum köşemize geçtik. Şimdi size demiştim, istiyorsanız çikolata sosu ilave edebilirsiniz. Şöyle ben çok az, bunu da yeni yaptım, tam da soğumadı ama şöyle kahvemi de yaptım arkadaşlar. Üzerine, içine de koyduğumuz için şan fıstık. Ve minicik minicik hazırladım arkadaşlar, portakallar. İster koyarsınız, ister koymazsınız, sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar, hakikaten 10 numara nefis nefis bir kek. Yıkılıyor arkadaşlar. Gerçekten şöyle. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Hepinize tavsiye edebileceğim, gönül rahatlığıyla verebileceğimiz tariflerden harika bir tarif. Mutlaka deneyin, pişman olmazsınız. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.